marka kent olan Hatay'ın yerel zenginliklerin ortaya çıkarılması. Hatay Eğitim Kültür Tanıtım ve Dayanışma Derneği ev sahipliğinde 9-13 Nisan 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan 4. İstanbul Hatay Günleri Bilgilendirme Toplantısı Hatay İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması İstanbul Feshane Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecektir. Hatay Vali Yardımcısı Şahin Bayhan ve kurum müdürlerinin de hazır bulunduğu bilgilendirme toplantısında konuşan Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, turizm sektörünün önemine değindi. Ülkemizin sağlık turizmi, deniz ve kongre turizmi, yayla turizmiyle önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi. Bu kapsamda da turizmde yol haritası olan turizm stratejisi ve eylem planı hazırlandığını kaydetti. Ona göre de işte Orta Doğu'dan çekeceğimiz turistlerle ilgili bir başlık belirledik. Avrupa'dan ve uzak doğudan çekeceğimiz turistlerle ilgili başlık belirledik. Ağırlığı buraya vermeye çalışıyoruz. Vali Lekesiz İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen Hatay günlerinin kentin tarımından ticaretine, turizmden sanayi ve zirai değerlerine, muhteşem mutfağından unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarına, halk oyunlarımıza kadar tüm değerleri dünya ile buluşturduğunu da sözlerine ekledi. Önemli olan her sene yaptığımız çalışmaların bir önceki yıla göre daha iyiye gittiğine ilişkin geri bildirimlerin olması. Bunlar bizim rahatlatıyor. Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz'in konuşması ardından Hatay Vali Yardımcısı Şahin Bayhan da 9-13 Nisan 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan 4. İstanbul Hatay Günleri'nin programı hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Üsküdar Belediyesi Orkestrası'nın eşliğinde Galatasaray Lisesi'nin önünde Defne ve Apollon'un üzerinde olduğu Defne ağaçlarıyla süslü fayton önünde olmak üzere pankartlarla Taksim Atatürk anıtına kadar düzenli bir yürüyüş yapacağız.